Biz 6 Şubat depremine Şanlıurfa'da diğer illere nazaran daha az etkilenmiş olmamız münasebetiyle diğer illerimize göre daha az hasarla atlattık. Ama buna rağmen yaklaşık 180 yurttaşımız il genelinde yaşamını yitirdi. Şehir dışından da bir 150 insanımızın cenazesi geldi. Toplamda 330 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bugün depremin birinci yılını geride bırakıyoruz. Şehrimizde hala yıkım çalışmaları ağır aksak bir şekilde devam ediyor. Yani orta hasarlı binalar, ağır hasarlı binaların yıkımları hala devam ediyor. Defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tahliye tedbir önlemleri alınmıyor. Urfa'da yaralar sarılmadı. Şimdi depremde binası yıkılanlar, evleri yıkılanlar, köy evleri yapılıyor. TOKİ konutları yapılıyor sözde. Yerinde dönüşüm desteği, kentsel dönüşüm desteği veriyor ama insanlar hala çadırlarda yaşıyorlar veya bir yakınlarının yanında yaşamaya devam ediyorlar. Yıkılan binaların akıbetinin ne olacağı konusunda hala olumlu bir adım atılmış söz konusu değil. Yani yerinde yıkılan binaların henüz yapımına başlanmadı. Sadece TOKİ eliyle yapılan birkaç konut söz konusu, birkaç yüz konut daha doğrusu. Ama takdir edersiniz ki yaklaşık 2700-3000 tane bina yıkım kararı aldı. Orta hasarlı ve ağır hasarlı olarak. Yani bu sayı çok az. Şimdi biz deprem anında da gördük. Deprem kadar yıkıcı olan şey aslında ciddi bir koordinasyon sorunun olması. Yani iktidarın, yerel yönetimlerin afetler karşısındaki acizliğini, tek adam rejiminin bir yerden bir talimat gelmeden herhangi bir konuda bir harekete geçememe mekanizmasının ne kadar acı sonuçlara yol açtığını biz yaşayarak öğrendik. Şu an depremden ders aldık mı derseniz, depremden ders almak için onunla ilgili ciddi politikalar üretmek gerekir. Bugün depremin üzerinden bir yıl geçti. Bizim burada deprem master planımız hala hayata geçmedi. Bugün deprem toplanma alanlarımız konusunda planlamalarda herhangi bir çalışma yapılmadı. Bugün hani Allah korusun bir deprem olsa hani nerede bir kriz koordinasyon merkezi kurulacak, ne yapılacak, ne edilecek herhangi bir çalışma hem yerel yönetimler tarafından hem merkezi yönetim tarafından, merkezi idareler tarafından söz konusu olmadı. Yani bir şehir, bir kent ihya edilirken bu şehirler kentin bütün bileşenleriyle birlikte karar mekanizması, ortak bir karar mekanizması kurulur. Ona göre hayata geçirilir. Yani bu ben yaptım oldu zihniyeti, biz böyle uygun gördük zihniyeti ortadan kalkarsa, şehrin tamamının konsensüs sağladığı bir plan proje mekanizması hayata geçerse biz bu doğal afetlerden daha az zarar görürüz.